Günaydın sevgili seyircilerimiz. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sen nasılsın? Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok yakışmış. Yayına hiç olmadığımız kadar hazırız, biliyor musunuz? Hiç olmadığımız kadar. Her şeyi her zaman olduğu gibi yine açıklığıyla bu masada öğreneceksiniz. Her zaman olduğu gibi doğrular konuşulacak. Bazı sevmeyenler, gıcık olanlar, sinir olanlar olabilecek. Olsun varsın, biz doğru duralım da eğri belasını bulur diyoruz. Günaydın. Evet, günaydın efendim, hoş geldin. Söylemezsem olmazdı doğruları, her zaman konuştuğumuz gibi bugün de muhatapları ile doğruları konuşacağız. Bize ulaşmak istiyorsanız bugün hararetli bir yayın olacak her zamanki gibi. WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631, 0549-802-8631'den bize haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırabilirsiniz. Solmaz Yeni Altire Instagram'da bize ulaşabileceğiniz adresimiz, Twitter'da Solmaz Yeni. YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız Söylemezsem Olmaz yazıp YouTube kanalında abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Bana ulaşmak istiyorsanız Bircan Bali yazıp sonuna iki tane i koyabilirsiniz. Ece Erken'e ulaşmak istiyorsanız @Ece Erken. Evet. Bekliyoruz. Dün sevgili seyircilerimiz, biliyorsunuz, bir takım haberler çıktı. Çok yanımda oldunuz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ama benim böyle bir habere susmamı bekleyen var mı? Allah aşkına, beni tanıyorsunuz az çok. Ben her zaman burada neyi savundum? Böyle bir haber çıkarsa namusla ilgili, şerefle ilgili, haysiyetle ilgili, haysiyetsiz bir haber çıkarsa herkesin çıkması, konuşması taraftarıyım. Susanları her zaman haksız bulmuşumdur. Yok edepli susar, yok işte edebinden susar. Yok böyle bir şey ya. Haklıyken, haklıysan da konuşacaksın. Haklılığını savunacaksın. Delillerinle, ispatlarınla, şahitlerinle. O yüzden biz de bugün çok özür diliyorum. Tabii ki bizim özel yayınımız, özel şahsi olaylarımız sizi ilgilendirmez. Masaya yatırılmasın diyebilirsiniz. Ama biz yatırmadık. Bizden evvel bizleri, beni masaya yatırdılar. O yüzden de bugün cevap hakkım doğduğu için bugün cevap hakkımı kullanacağım ilerleyen dakikalarda. Sizlerle paylaşacağım. Ben bu programa başlamadan evvel de özel hayatımla gündemde olan bir isimdim. Ama bu tür çirkin bir haberle ilk kez gündeme gelmenin utancını duyuyorum. Ama o kadar destek verdiniz ki annem, babam, abim telefonla arayıp "Na, ben nasılsın?" dedi yani. O kadar hani inanmadılar. Neyse ya, şimdi açmayalım bence konuyu. Bence ilerleyen zamanlarda açalım. Ben çünkü şu an açarsam konuşacağım çok şey var Bircan. Aslında evet, konunun bütün kimyasıyla, bütün iskeletiyle size anlatmamız gereken ve aslında bilmeniz gereken, bu savaşı başlatanların aslında neden bunu yaptığını bilmeniz gereken bir takım belgeleri ve şahitleri sizlere sunacağız. Bence herkes bir uyandırsın. Bugün herkes uyanık ya, sen bugün merak etme, herkes uyansın. Saatini kurdu. Daha doğrusu bugün uyuyanların hepsi uyanacak artık gerçekten. Güzel. Artık yeter. Reklamlar var, reklamların arkasından tekrar canlı yayında. Efendim, reklamların ardından tekrar beraberiz ve tam gülüyordum, ilk haberimize başlıyoruz, son dakika haberi. Dün hissettin mi sen? Ben hissedemedim. Ben de hissedemedim. Çanakkale'de yaşanmış ama tabii İstanbul'da, İzmir'de de ve Bursa'da da hissedilmiş Çanakkale'de korkutan bir deprem. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi sevgili seyircilerimiz. Ege ve Marmara genelinde, özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde de hissedilmiş. Görüntülerimiz varsa paylaşalım sevgili seyircilerimize. Evet. Bu şaka mı? Aşağı yukarı 45 saniye mi sürdü 45 diyor. 45 saniye ne demek biliyor musun? Şu anda tut böyle geçmez. 45 ve sokağa, saniye çok uzun bir süre. Tabii herkes sokağa çıkmış. Ama herhangi bir can kaybı yok Allah'a şükür, değil mi? Çok şükür, şu an yok için yani. Yok. Binalarda da herhangi bir sıkıntı yok şükür. Belediye başkanından açıklama gelmiş. Bu arada artçılar devam ediyormuş Bircan. Çanakkale'de evet. Çanakkale Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan şu açıklamayı yapmış. Çok kısa sürdü. Herhangi bir zayiat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var. Sosyal testleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezlerse gelebilirler. Tabandan iki kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal testlerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz demiş. Kısmi çatlaklar da oluşmuş. Gerçekten tabii deprem ülkesi olarak bunlara alışmalıyız ama alışamıyoruz da. Kim hattın diğer ucunda efendim? Profesör Doktor Ahmet Ercan hattın diğer ucunda. Ahmet Bey'den gerekli bilgileri alalım. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük. Merhabalar, günaydın. Efendim, dün yaşanan deprem ve artçıları ile ilgili neler söyleyeceksiniz bize?
Şimdi bu deprem Kuzey Anadolu kırığının en güney kolunun en batısında oluştu. Depremin büyüklüğü 5.3 büyüklüğünde ve sığ bir deprem oldu. Bu yaklaşık 6 kilometre derinde olması nedeniyle 200 kilometrelik yarı çaplı bir alanda güçlü olarak duyuldu. Yani İstanbul'dan İzmir'e kadar, Denizli, Aydın'a kadar, Manisa, Balıkesir buralarda deprem güçlü olarak duyuldu. Evet. Şimdi tabii Anadolu Yarımadası yaklaşık 2 aydır büyük bir gerginlik yaşıyor. Bu gerginliği depremlerle tabii boşaltması gerekiyor. Boşaltacağı yerlerde özellikle ana kırıkların olduğu yerdir. Türkiye'nin en diri, en üretken, deprem üretken ana kırığı Kuzey Anadolu kırığıdır. Bunun kuzey kolu vardır. Bu kuzey kolu İstanbul'un önünden geçer ki bizi korkutan kol odur. Bir de Gemlik kolu vardır. Gemlik kolu da İmralı'nın olduğu yerden geçer. İşte burası da İmralı'da bir deprem yapacaktır. Bir kolda Pamukova'dan, Bursa üzerinden, Manyas üzerinden Ayvacık, Edremit'e doğru uzanır. Dolayısıyla diğer kolda Bandırma Erdek'ten doğru yine Bigadiç, Ayvacık üzerinden Edremit Körfezi'ne ulaşır. Şimdi Ayvacık'ın olduğu kesimde bundan 2 yıl önce 2017'de 1.5-10.3'lük deprem zaten olmuştu. Evet hocam. Ve tam Bababurun'un bulunduğu kesimde bu depremler bir sürü bitmek bilmedi, gitmek de bilmedi. Halk korkusu orada devam etti. Bunun ardından hemen bu deprem geldi. Yani 2 yıl sonra. Bu demektir ki burası çok gergin. Burası Gergin. daha büyük bir deprem üretecek Aa. gibi bir izlenim uyandırıyor. Öncü mü Adil yani bu ama deprem şey ama hocam? şimdi ama ben öncü demedim, siz dediniz. Ama yani sanki devam Şimdi edecek gibi söylüyorsunuz. efendim öncü deprem ayrı, yani devam edecek. Bitirirsem Biz cümlemi panik yapıyoruz. Teknik anlamda o kadar doğru şeyler biraz söylüyorsunuz ki öyle, bizim duymak istediğimiz şey biraz aslında bu. kaçışıyorsunuz. Hemen de böyle korkulacak bir durum söz konusu Ha. değil şu anda. Şimdi burasının üretebileceği deprem büyüklüğü 6.8, 7 büyüklüğünde bir deprem üretir burası. Ama Oh. bunu hemen mi üretecektir? Hayır. 1944 yılında üretmiştir bir 6.8. Bir de 18. yüzyılda bir 7 büyüklüğünde bir deprem üretmiştir. Depremin bir yasası vardır. Depremler çok kişiliklidir ve kimliklidir. Bir yerde belli büyüklükte bir deprem olmuşsa gelecekte o yerde en az o büyüklükte bir deprem olacaktır diye Eyvah. söylenir. Şimdi bu 5.3'lük depremin daha büyük bir deprem bunu izleyecek mi? Bunu söylemek mümkün değil. Yani bunu bilimsel olarak söylememiz mümkün değil. Ama günün birinde bu bölge 6.5 ile 7 arasındaki bir depremle sınanacaktır. Hangidir o bölge? Bandırma'dan ta Edremit Körfezi'ne kadar olan bölgede bu büyüklükte bir deprem gelecektir. Kaldı ki Yenice Gönen depremi vardır. Evet. Onlar çok kırıcı, yıkıcı depremler olmuştur. Şimdi bu konuda alınacak önlemleri aslında konuşmak Evet gerekiyor. hocam, evet hocam, Şimdi lütfen. halkın deprem bilinci var. Halkta olmayan para. Şimdi para pul olmayınca evinizi yıkıp yeniden yapmanız mümkün değil. Şimdi Türkiye'deki evlerin yaklaşık %90'ı C sınıfı evlerdir. Yani güçsüz evlerdir. Güçsüz evleri kimler yapar? Yoksullar yapar. Şimdi Türkiye'deki evlerin %40'ının kaçağı vardır. Evet. %70'inin de şöyle ya da böyle bir eksiği vardır. Şimdi Türkiye 2007 yılında gerçekten çok güzel bir yasa çıkarttı. Bu yasa deprem yasasıydı ve aynı zamanda kentsel dönüşüm yasasıydı. Türkiye'nin deprem gerçeği bilindiği için devlet tarafından dedi ki bizim çarpık kentlerimizi ve kaçak dokusu olan kentlerimizi yıkacağız. Yeniden oranın mimari dokusuna ve kültürüne uygun olan yeni kentler yapacağız. Geniş yolları, yeşil alanları, ulaşım sorunu olmayacak ve insanlarda deprem korkusu kalmayacak. Bu gerçekten çok alkışlanacak bir yasaydı. Ve bunun yanı sıra deprem haritaları yenilendi.
Bunların hepsi çağdaş ölçekte yapılan işlerdi. Ama ne yazık ki bu sene Türkiye'nin ekonomisi kötüye gidince bu kez imar barışı çıkarıldı. Şimdi imar barışı neyi söylüyor? Diyor ki evinizde kaçak küçek varsa bize para ödeyin, biz bu kaçağınızı affedeceğiz. Şimdi bu ikisi birbiriyle çelişiyor. Yani bir tarafta kentsel dönüşüm, bir tarafta imar barışı. Birisi diyor ki kaçak küçeğin olan evleri yıkacağız, biz buraya yeni bir kent kuracağız. Yeni çıkan yasada diyor ki kaçak küçeğin varsa bana para ver, ben affedeceğim. Bu ikisi birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla imar barışından elde edilecek paraya kan bulaşabilir gelecekte. Bakın siz burada da bir sürü yıkıntı haberi vermek durumunda kalabilirsiniz. Allah korusun hocam. Şimdi devlet korusun diyeceğiz. Allah korusun değil, devlet korusun diyeceğiz. Şimdi dolayısıyla devletin ne yapması gerekiyor? Bence imar barışını durdurması ve kentsel dönüşüme tekrar doğruya dönmesi gerekiyor. Peki hocam, burada şimdi, da buradan da bir çağrı olmuş olsun. Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınızdan dolayı, yayına katıldığınızdan dolayı efendim. Korkulacak bir durum yok. Altyazısını yazdı ekibimiz. Öyle değil mi? Korkulacak bir durum yok şimdilik en azından. Bunu kimse bilemez ama şu anda bunun kararını verecek kişi Vali Bey'dir. Vali Bey danışmanlarına AFAD'a konuşur. Bu konuda yapılması gereken kararı Sayın Vali Bey karar verir. Biz sadece bilimsel açıklamalarımızı ve çarelerini söyleriz. Çok sağ olun Ahmet Hocam. Teşekkür ediyorum Ahmet Hocam. Saygılar efendim. Teşekkürler. Bu teknik anlamda hiç konular çok karışık. Ben merak ediyorum bu acaba devamı olacak mı olmayacak mı diye. Tabii Allah canım. Korusun ama oradaki hattın gergin olduğunu söyledi. Yani 6-7 şiddetinde deprem olabilir demesi demek. Evet yani olasılık var. Ama bu olasılık aslında sadece Çanakkale için değil ki İstanbul için de söyleniyor. Tabii, tabii. Biz deprem ülkesiyiz. Yani maalesef. Yapacak bir şey yok maalesef. Yani. Peki efendim devam edelim. Geçmiş olsun Çanakkale'ye. Hakkında tutuklama kararı çıkan Mehmet Ali Alabora için müebbet hapis istenmiş. İzleyelim haberimiz. Görüntüler gelsin. Gezi Parkı eylemlerinden dolayı biliyorsun attığı tweetlerle alakalı sıkıntılar yaşamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Mehmet Ali Alabora için müebbet hapis cezası istenmiş. Hükümeti devirmeye teşebbüs iddianamede tanzim edilmiş ve savcılık tarafından yapılan açıklamada şüpheliler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme yani... Sayamayacağım kadar şey var. Yani aslında vatana ihanet suçlarıyla karşı karşıya kalmış. O dönem Mehmet Ali Alabora'nın halkı çağrıyla dışarıya çıkartmaya yönelik bir takım tweetleri vardı. Sonra bir takım oyunları vardı. Sanki içerisinde gezi propagandasının yapıldığı. Hep bu şüpheyle ve bu suçla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi müebbet var ama saydıkların yani bunların birini yapınca falan öyle müebbet almasam bu saydıklarının hepsi vatana ihanet suçlarına giriyor ve o yüzden de verilen karar çok şey oldu değil mi? Yani böyle hiç... Yani evet Taksim Gezi Parkı projesinin 2011 yılında başladığı bu nedenle Alabora gibi bazı şüphelilerin 2011 yılında Gezi Parkı'nda çekilmiş eylem video ve görüntülerin bulunduğu bildirilmiş yazıda. Evet. Ve diyor ki bilinen gezi eylemleri başlamadan çok önce Alabora'nın da yer aldığı bu görüntülerde. Evet yani aslında bir yerde sanki bu işin haberini veriyormuş gibi sanki bu işten haberdarmış gibi algılanmıştı. Daha önceden atılmış tweetleri ve eylemleri vardı. Bu görüntülerde Ayaklan İstanbul ibaresi varmış. Ayaklan İstanbul galiba. Bu ibareyi de o dönem şeklinde yorumladılar. Halkı dışarıya ve kaosa teşvik. Aslında Mehmet Ali Alabora'yı biz nasıl, hangi dizide tanıştık hatırlıyorsun değil mi? Yılan Hikayesi. Yılan Hikayesi. Başka bir dizisi Meltem var mı? Meltem Cumhur'la yani en patlayan oydu. Evet. 77 doğumlu. Tiyatrocu. Oyuncu anne Betül Arım ve Mustafa Alabora'nın oğulları. 25 Kasım 77'de İstanbul'da doğmuş. İlk tiyatro deneyimi okulun tiyatro kolunda İngilizce oynadıkları Çöp Çatan, The Matchmaker, Damdaki Kemancı, Batı Yakası'nın hikayesi.
oyunlarıyla yaşayan Mehmet Ali Alabora lise yıllarında da Shakespeare çeşitlemeler ve Biz Orhan Veli gibi oyunlarda rol aldı. Sonrasında Yılan Hikayesi dizisiyle herkesin tanıdığı bir hale gönlünde geldi. Tat kurmuştu. Sonrasında da çıkan haberler, yaptıkları şaşırtıcı ve en önemlisi şu an müebbet hapis isteniyor. İşte bu çok enteresan bir karar olmuş. Müebbet hapisi isteniyorsa bunun suçları dediğim gibi tek başlık altında toplamak doğru olmaz. Kim bilir hangi suçlar birleşti onu bilmiyorum ama evet. O dönem şunu hatırlıyorum. Bir markanın, bir bankanın yüzüydü. Evet, ben ve hatırlıyorum. Ve apar topar yurt dışı olayları oldu. Bankadan, banka yüzü olmaktan ve o bankanın güvenilir yüzü olmaktan men edilmişti. O dönem hatırladığım şey bu. Bir de herkes buluttan nem kaparken, o dönem en hassas olmamız gereken noktayken, onların Gezi Parkı propagandalarından çok çok önce bu işleri teşvik edecek başka söylemleri olması en büyük Şimdi sıkıntı. Bakıyorum Twitter'a baktım. Twitter'ını kapattım. Mehmet Ali Alabora'nın çok takipçisi vardı. Twitter'ını bulamadım. Onun Twitter'ı yasaklandı galiba. Olabilir. Öyle ben hatırlıyorum. Evet, şu an evet. Yani görmüyorum Mehmet Ali Alabora'yı. Görenler varsa galiba. Yollarsa sevinirim. Ve bakıyorum Instagram'ına şu an, çünkü bildiğimiz kadarıyla Londra'da yaşıyor. Evet, o yurt değil dışında mi? Yaşıyor, şu an Türkiye'de değil. Mehmet Ali Alabora, bakıyorum Instagram hesabına canlı yayında. Instagram'da bulamadım. Herhalde sosyal medyayla tüm ilişkilerini kesti. Zaten Twitter'ı kullanmıyorsa o cenah sürekli Twitter'dan ilerliyor. Büyük bir sorun var demektir onun evet, sosyal bulamadım. Medyasıyla alakalı. Evet. Müebbet hapis istenmiş. Artık son gelişmeler şey bu yok. Şekilde. Bakalım sevgili seyircilerimiz, haberleri aldıkça sizlerle paylaşacağız. Ve devam edelim, hadi bakalım. Ya daha biz geçen hafta konuşmadık mı bu aşkı? Kısa süre önce ilişkilerini ilan etti Ata Demirer ve Aslı. Aslı Çiftçi miydi? Hayır, Aslı Turanlı. Aslı Çiftçi yazılmış burada. Ben dedim soyadını değiştirdi. Aslı Çiftçi kim? Aslı Çifti. Aslı Çifti. Ha, soyadı yok. Aha. Aslı neydi soyadı? Turanlı. Turanlı. Evet. Ayrılmışlar. Öyle evet iddia ya, ediliyor. Evet ya, dün bana geldi haberler. Hepimize geldi. Bakalım doğru mu değil mi? Bakalım. İzleyelim bakalım haberimiz. Az sonra ama önce büyük aşk bitti mi? Büyük aşk mı ya da? Bir dakika. Görüntüleri çıkar Bilal Özbilge. Bu aşk sürer dedin ben mi? Ben dedim mi? Demedin mi? Ben dedim mi? Ben sana yapar mıyım? Hayır, ben dedim mi böyle bir şey? Ben Atan'ın... Çok iyi hatırlıyorum. Aa, evet. Bu ben aşk hayatımda sürer. Mı? Çocuğumu mutlu et. Ben dedim ki ona Aslı. Eğer dedim erkek telefonla konuşuyorum. Yanlış olsa seni affetmem, o çocuğu mutlu edeceksin. Ben öyle mutlu eder sürer sonsuza kadar. Nasıl diyeyim, kendi insan kendi ilişkisine vuru diye ben. Ece, zaten şu lafı hatırlıyorum ama Nur Topu gibi bir Aslı Turanlımız olduğunu dediğimi hatırlıyorum. Ve herkes bu lafından sonra yani sen şunu mu demek istiyorsun? Aslı Atay'ı kullanıyor mu? Atanın şöhretinden kendi ismini mi çıkartmaya çalışıyor mu demek istiyorsun dedi. Ben böyle bir şey demek istemedim. Sadece Ata sayesinde bir kız tanıdık dedim. E tabii şimdi yani Ata olmadan kim neydi, kim 500 milyar ister? O sırada öyleydi, o zaman değil öyleydi. Mi? Öyleydi. O yarışmaya evet. Katılmış. Oradan tanınmış ve ondan sonra da bir filmde oynamış ama maalesef bu iş böyle ya. Maalesef aşk dedikodusu olunca şöyle bir manşet. Ama iş yaparsan işle alakalı, bak sinemada işte rol almış kız, şu kadar bir haberi. Ama Ata Demirer'le aşkından sonra biz mecbur. Evet, tanıyoruz artık. Bu gerçek var. Türkiye'deki tek gerçek aşk dedi. Aşk her zaman iş yapıyor. Aynen. Ayrılık her zaman iş ayrılık yapıyor. Ayrılık iş skandallar yapar. Çocuk iş yapar. Hamilelik iş yapar. 3 aylık hamile. Dağın, o da manşet olur. Evet, evlilikler falan iş yapar. Şimdi ayrılmışlar. Yani o yaş farkı bizim hep dalga geçtikleri yaş farkı. Kendilerinin asla bizim böyle bir gündemimiz yok demeye çalıştığı, o imajı verdiği yaş farkı acaba gerçekten problem oldu mu? Yaş farkından dolayı mı ayrıldılar ben Aslı'nın, sence? Ben Aslı'nın böyle bir tık daha olgun olsaydı Atay'la ilişkiye devam edebileceğini düşünüyorum. Yaşı küçük ama. Ya bir de şey, bir kız yani. Olgun değil. Evet, röportajlarına bakıyorsun. Evet, Aslı'ya çok ya ortak yönümüz var falan, böyle tuhaf yani. Ama mesela Ata da öyle sempatik ve şeker cevaplar vermiyor mu keza aynı bence şekilde? Bence Ata biraz zorladı kendini. Ata'nın nasıl bir hayatı var sen tahmin edersin. Her izleyicimiz de biliyor. Ata İstanbul'da bile yaşamıyor neredeyse ya. Çanakkale'de, Geyikli'de, bir kasabada, sakin, bir emekli hayatını tercih etmiş Ata sürekli Demirer. Sürekli denize giriyor. Evet. Sürekli balık avlamak tutar. Falan. Böyle bir Ata Demirer, metropol kızı Aslı Turan'la olamadı işte. Öyle bir söyledin ki.
Yani birisi ta en uçta, birisi ta en uçta. Evet. Hani zengin kız fakir oğlan gibi bir şey yaptım. Aslında hayat tarzları zengin kız fakir oğlanın tam tersi olmasına rağmen Ata Demirer'in belki daha çok mal varlığı vardır ama Ata mütevazı hayata çok daha kendini konsantre etmişken o yaştaki bir kız için çok zor olabilir Geyikli'de bir yaşam. İstediler ama. Bak yani yapılan eleştirilerle dalga geçtiler. Bu işin Ata yürüyeceğini istedi bence. düşündüler. Çok, yani evet çok ama kimse bilmiyor yani. Bizim çocuğu üzdü mü şimdi bu kız ya? Konuş. Bak Balkon gerçekten eğer öyle bir konuşması. şey yaptıysan bugün balkon konuşmasının alasını yapacağız Bir mı? dakika. Ata bir paylaşım yaptı mı acaba? Eğer bizim çocuğu Instagram üzdüysen uzmanı Ecerken. gerçekten hiç gözümüze göre... Benim gözüme göre ben Ata'ya hiç kıyamam Ya çünkü. evet ya Ata'yı seviyoruz Çok ya. seviyorum ya Ata'yı. Aa, dur bakalım Ne Ata bir demiş şeyler acaba? Aslı paylaşmış. Turan'la kesin paylaşmıştır. 17 saat evvel Aslı mı? Ata Demirer. Heh, ben de Aslı'yım. Canım Nükhet Duru iyi ki varsın. Ne şanslıyım. Senin gibi bir sanatçının albümüne seninle birlikte şarkı söylemek nasip oldu diye bir Ay ne paylaşım kadar yapıyor. güzel. Hikaye kısmına bakıyorum. 10 sene önce bugünlerde yazmıştım. 10 sene olmuş. Abu eyvah eyvah koymuş. TBT yapmış. Geçmişe dönmüş. Aslı Hani Turan'la da 2 gün önce minnettar olmaya devam yazmış. Bir sayfada ana sayfasında paylaşmış. Story yok dünden beri. yani biz bundan ayrıldığını nereden anladık? Her yerde neden çıktı? Fotoğraflar silindi. Ve takipten çıkıldı. Bu ne Takipleşme. demek? Biz bittik demek. Geçmiş olsun demek. Ya şu Instagram çıktı çıkalı her şey ortada ya. Yani milletin ayrıldığı Gerçekten anı ya. görüyoruz. Her an görüyoruz. Dayanamıyorlar anladın mı? Dayanamıyorlar yani. Bir Evet. dayan, bir iki hafta daha tut mesela takipte. Olmuyor değil mi? Yok ama nasıl niye tutasın ki? Ben de tutmam. Gıcık Ece olurum yani. neredeyse Fotoğraf koyacak hiç. arkadaşlarımızı bile siliyoruz. Hani ilişkiyi Evet. geç. Tabii. Gıcık oluyorsun, siliyorsun. Like'larını like'lamıyorsun artık falan. Böyle uyuz oluyorsun. Yani bunların tepkileri aslında çok normal tepkiler. Ama bence başlık şu. Geyikli yiğidine metropol kızı dayanamadı. Başlığı verdim yani bilmiyorum. Peki. Kim 500 milyara katılmıştı? O görüntüler var mı elimizde? Hatırlayalım mı? Asa Turan. Siz tamam bulurken kısa süre önce biliyorsunuz ilan etmişti bu ikili aşklarını. Ama Aslında tuhaf da ilandı yani. Hani kıza soruyorsun kız böyle cevap mı? Aynen Alena Tilki modu. Anladın mı sürekli? kaç Hani yaşındaki ya kızı iyice 22 küçülttün galiba. bana. Kaç yaşında Hayır ben kızı araştırmacı küçültmüyorum. gazeteci? Kafa olarak tuhaf davranıyor. He. Hani kızın yaşı isterse 40 olsun. Davranış normal mi sence? Ruhu çocuk. Ruhu çocuk. Evet. Ataya biraz küçük geldi bu çocukluk. Diye. Ne bileyim ben pek bir ilişkimde Photoshop'a zaten. dikkat etmiştik. Hatırlıyor musun? Kolunu çocuğun Evet. yüzünü inceltip ince. Atanın yüzü incecik çıkmıştı. Şu işte şu Şu, Photoshop bu evet. fotoğraf. Şuradaki fotoğrafta. Kızmıştık. Atanın bundan haberi yoksa demiştik. Çok ayıp ettin demiştik. Senle bir de bir şey daha biz tartışmıştık. Ata koymuştu, kız koymamıştı galiba. Ata Fotoğrafı. ana sayfaya koymuştu. He. Kız story'e Story koymuştu. atmıştı. Pardon ablacığım dedim sen Atan'la sayfaya koyarken sen dedim. Nasıl story? Geldi görüntü. Al canım. Evet işte Selçuk abime Atan'ın selamlar olsun. ex aşkı bakalım. Aslı Turan'ı. Bilemiyordu. Neyi bilemiyordu? Yarışmada keşfediliyor düşün. Seni haklı çıkaracak bir yorum geldi. Emel Hanım diyor ki ben Geyikli'de 4 sene yaşadım ve orada o kız yaşayamaz demiş. Heh, ben hiç değilim. Neden? Neden? Bir gün moralim çok bozuktu. Gitmek istedim yani 2 yıl önce İstanbul'dan. Böyle sakin bir yerler baktım. En tavsiye edilen yer Geyikli'ydi. Gerçekten. En sakin, en... Ya herkes artık oralara kaçıyor. Farkında Evet, mısın? ne Yani yapalım? gidelim mi? Gidelim mi? Köye Geyikli'de ben bir yerleşelim. butik Atilla Saral'ın geçen gün hayatını gördüm. Bir gazeteye röportaj vermiş. Vallahi gıpta ettim ya. Ay insan Kendi diyor bazen gitmek tavuğumdan istiyor. diyor yumurtamı alıyorum diyor. İşte o kız onları yapamazdı. Sütümü sağıyorum diyor. İşte yani yaşadığı yer orman içi. Acayip güzel yani. Ben diyor ünü şöhreti bıraktım böyle bir yaşamı tercih ettim diyor. Ama bunun için de gerçekten belirli bir seviyede olgun olmak lazım. Yaşanmışlıklardan bıkmak lazım. Aslı daha ünlü yeni olmuş. Bırakıp şanı şöhreti, güzelliği bilmem ne Geyikli'de balık tutmaz abicim o Çok seninle. büyük aşk yaşaması lazım. Çok Gerçekten çok evet. sevecek ki. Bravo Ece. O zaman her Bravo. şeyi bırakır gidersin. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Bir ara hatırlıyor musun? Demet Şener bütün şöhretini bırakıp Yunanistan'a gitmişti İbrahim Kutlay için. Sevince Pişman mıdır gidersin. acaba?
Tabii şimdi pişmandır. Şimdi pişman olabilir. Düşünsene en şöhretli zamanı. Evet. Yani en güzel zamanı. En top zamanı evet, gerçekten. Hala güzel ama fiziksel olarak da en güzel zamanı. Tabii o zamanlar hepimizin yaşı da gençti ve çok iş yapabilecekken bir anda Yunanistan'a gitmişti. Her şeyi bırakıp mesela o da çok sevgi göstergesidir hakikaten. Fedakarlık. Fedakarlık. Ondan ne kadar fedakarlık o kadar sonra... Rain Man'le devam ediyoruz. Ah Rain Man, her yerden çıkıyorsun. Dün Yusuf aradı beni 3 kere. O kadar başka telefonlarla konuşuyordum ki açamadım. Birazdan arayacağım canlı yayında. Yusuf telefonu açana. Evet. Valla Nebahat ablayı bile... doğru söyle. Nasibe ablayı bile arayacağım annesini. Ona göre Rain Man rekor kıran derdim olsun şarkısını YouTube'dan kaldırdı. Bunu bana söyledi. 3 gün evvel. Abla dedi ben kaldıracağım dedi. O kadar üstüme geliyorlar ki dedi. Bunu yapacağım ama söyleme dedi. Söylemedim. Söylemedin ama başımıza zaten ne geldiyse Rain Man yüzünden. Rain Man anlatacağız sonra. Evet, bununla ilgili olayı anlatacağız. Doğum günü gecesi neler oldu? Rain Man'le alakalı anlatacağız. Rain Man bu işin neresinde? Rain Man bu işin neresinde? Mimarı. Evet. Aslında bu işi yaratan bir Rain Man. Evet, bir haberimizi izleyelim bakalım. Rain Man o çok tıklanan şarkısını neden kaldırdı YouTube'dan? Rayman yine uyuyor ya. Rayman yine uyuyor. Değil mi? Yine uyuyor. Bundan 3 gün evvel Yusuf'la konuştuk. Yani ablacım dedi. Rayman yani. Dedi ki çok üstüme geliyorlar ya yeter dedi. Yeter evet. dedi. Evet. Ve o kadar tıklanan, dinlenme, izlenme rekorları kıran klibini sileceğini söyledi. Evet. Ben dalga geçiyorsun dedim. Söyleme ama dedi. Söylemedim. Gerçekten sildi. Gerçekten sildi ama o zaman da akıllara şunlar geldi. İster istemez bunu sormak durumundayız. Hı. Acaba tekrar yüklemesindeki sebep şu. Yani gerçekten o tıkları sahte miydi? Neden onu kaldırdı? Peki böyle bir şey, böyle radikal bir karar verdikten sonra tekrar taze tıksız, satın alınmamış orijinal bir sayfaya tekrar onu neden yükledi orijinal haliyle? Ben bu arasındaki çelişkiyi anlayamadım. Peki sence? Çok farklı olursa rakamlar o zaman ne olacak? Çok farklı olursa rakamlar yani biri 100 milyonken 100'ü geçti zaten. Diğeri 10 milyonda kalırsa sıkıntı. Tabii. Yani o zaman sıkıntı. Şu an ne kadardaymış? Yani 110 bin. 110 milyon mu? Öyle 110 milyon falandı. Yani artık ama şimdi yok. Ama ha, yenisi. Nasibe ablacığım. Yenisine bakalım. Yayına aldım seni. Evet, Nasibe abla hala Rain Man yani oğlun yani Yusuf hala uyuyor mu? Hala uyuyor canım şu an. Peki Nasibe abla sen biliyorsun bana da söyledi 3 gün evvel sileceğim abla dedi üstüme geliyorlar dedi ama tekrar yükledi değil mi şimdi? Evet tekrar yayında şu an. Ve izlenme rekorları yine kıracak mı? Sen bir tahmin etmiştin zaten 100 milyonu bulacak demiştin. Bence 200'ü de geçecek. 200'ü de geçecek diyorsun. Sildi. Bilmiyorum Allah ki. Allah. Bir bakalım sevgili ekibimiz de araştırsın ama Yusuf'un açıklamalarını bir verelim. Bakalım o neler söylemiş. Evet bir bakalım. O yine Tİ'ye alarak tabii insanlar görünürlüğü kapamış bu arada. 122 milyon da hala silinmedi video. Görünürlüğü kapadı diyorlar. Allah Allah ben hiç anlayamadım bu işten. Videoyu gizleyip tekrar açmış. Görünürlüğü kapatması... Başka bir şey silip tekrar yüklemesi sıfırdan başlaması başka bir şey. Ben de 22 milyonu görüyorum şu anda çünkü. Evet 122. Şimdi evet, tekrar 122. Silip tekrar koyduğuyla ilgili bir açıklaması varmış. Ya Yusuf küfür etme çocuğum. Evet, ona göre ablacığım. Orada küfür hani böyle argo konuşmaları da biz bipliyoruz onu evet, söyleyeyim. Verelim. Ece onu açıklamayı evet. verelim. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Çok konuşulduğu için, çok üzerine gelindiği için bu şeyi sildiğini söyledi sana. Evet. Ablasına dert yandı. Evet, ama ya şimdi yeterli. Daha da çok konuşulup daha da çok evet. üzerine gidilecek. Görünürlüğü gizlemiş. Artık görünürlük yok. Yani ne kadar evet. izlendiğini bilemeyeceğiz öyle mi? Bunu YouTube biliyor mu? Sen para alabilecek misin YouTube'dan? Önemli olan o tabii. Berkay ne demiş dün gece? Verelim. Aa Rain Man'le ilgili. Evet o zaten mevzusu o. Berkay ya. Bakalım neler söylemiş. İzleyelim. Berkay ya. Berkay millet bırak. Berkay bu konuşmalarını. Bu konuda çok muzdarip ama. Hepimiz ezbere biliyoruz. Evet. Doğum günü gecesi de. Yedi bizi. Ay biz. Yani artık konuları açmak zorunda kaldım. Evet Rain Man'le ilgili çok konuştu. Hatta Rain Man'e ben doğum günü esnasında o senin arkadaşının
bizim de arkadaşımız Murat Bey'in doğum günü esnasında ben Rain Man'e, Yusuf'a mesaj attım. Biliyorum. Mesajı birlikte ben okudum. Evet. Hep birlikte gönderdik. Aynen öyle. Dedik ki bilir kişilerle gelelim. İzlenme oranlarına bir bakalım, evet. Ablacığım. Bak senin üzerine çok geliyorlar, evet. Diye. Hatta abla olarak yine tavsiyede bulundum. Onun üzerine Yusuf'tan bir cevap gelmedi. Ama çevrimiçi oldu. Evet, okudu. Gördü da. Ama cevap gelmedi. Ertesi günde silindi zaten. Evet. Biz Berkay'ın bu konuda çok muzdarip olduğunu biliyoruz ama sadece hedefinde Rain Man yok. Yok. Birçok sanatçıyla ilgili aynı tepkiyi veriyor. Aleyna da bunlardan bir tanesi mesela. Diğer o bütün şişirme olduğunu hissettiği bir şirket ismi veriyor. O şirketin bütün diyor sanatçıları diyor. Bence diyor 10 katı arttırıyor diyor. 8 milyonken 80 milyon oluyor birden diyor. Bu konuda çok muzdarip ve bilirkişi raporunu ben görmeden inanmam diyor. Bilirkişi, evet. Gelsin diyor. Bilirkişi gelsin dedi. O da o gün bana çok enteresan, Berkay sileceğini söylemişti zaten. O da söyledi. Evet, tabii ki silecek dedi. Çünkü dedi ortaya çıkacak dedi. Gerçekler dedi. Evet, bakalım. Ama sen de Yusuf'u yine savundun, dedin ki ama bunu 3 gün önce söyledi zaten Berkay. Evet, sen zaten, bunu bilmiyorsun dedim. Aynen bence, öyle dedim. Ben yani sileceğini ben zaten biliyordum dedim, söyledim. Yani anlayacağınız bütün gece böyle. Berkay'dı, yedi bizi Berkay. Rain Man'di. Yedi. Rain Man. Ya yavaş yavaş geçelim mi Bilal Özbilge konumuza? Bir cevapları verelim. Geçiyor muyuz? Birazdan. Peki. Sevgili seyircilerimiz, valla benim elimde bir şey yok. Yayın akışı neyse o. Patron Bilal Özbilge. Hadise annesi Günyal Açıkgöz'ün sağlığı için masraftan kaçınmamış. İddiaya göre annesine Belçika'daki klinikte psikolojik destek aldıran Hadise 64 bin TL harcamış. Haberimiz. Evet. Hadise annesini ne kadar seviyor? Herkes kadar seviyor. Paradan da kaçınmıyor. Aslında biliyorsun... Yani tekrar açmak istemiyorum. Ya ailevi konuları konuşmak beni inanılmaz rahatsız ediyor. Beni de çok üzüyor. Çünkü ben Hadise'nin bu konuyla alakalı herkes gibi hassas olduğunu, evet, düşünüyorum. Evet ya. Şimdi bu Gülnihal Açıkgöz tabii yurt dışına gitti ve psikoloji tedavi görmüş. Zaten yani intihar, Allah korusun. Yani büyük konuşmayalım ama herhalde bir insanın başına gelebilecek en top seviye, yani en kötü şey. Evet, yani artık o kadar çaresiz ve o kadar ruh olarak dayanmış bir ruh. Evet, tükenmiş, bitmiş ki Allah kimseye yaşatmasın tabii. Ve şimdi 64 bin lira harcadı diyor. Hadise bütün mal varlığını annesine harcayabilecek kafada bir ve vicdanda biri bence. Tabii ki harcasın. Ben hep Hadise'nin parası, pulu, marka kıyafetleri, hacize, ticareti. Sürekli parayla gündeme para. Geliyor. Hadise deyince aklıma böyle evet, para şeyi geliyor. Para sayma makinesi geliyor benim de. Sürekli yani giydiği kürk işte sahte olsun olmasın 50 bin lira değerinde. İşte plajları vardı, haciz geldi. Kız kardeşiyle araları para yüzünden açıldı. Bozuldu. Kıyafetleri marka mı değil mi? Veda mektubu çıktı. Mektupta babanın dişlerine bunları harcadın, bana harcamadın. Yani sürekli para üzerine ve ailede en çalışkan, en çok çalışkan, bir de tabii ki ünlü olduğu için de para, değirmenin suyu Hadise'den geliyor. Para akışını Hadise sağlıyor. Evet, evet. Herkes sanki, ya çok özür dilerim, belki de olması gereken o, çünkü kim ailede daha fazla çalışırsa tabii ki o yardım edecek aile bireylerine, ihtiyacı olanlara, ama herkes Hadise'nin üzerindeymiş gibi. Sanki Hadise'nin omuzunda çok yük var. Ve bu genç yaşında çok ayakta kalmaya çalışan dimdik bir kadın görüyorum ben Hadise'ye bakınca. Ve yine de o kadar tavırları olgun ve o kadar bu krizi güzel yönetiyor ki hep ailesini çok güzel, evet, lanse ediyor bize. Empozise öyle. Çıkıp belki de, evet, pis açıklamalar yapabilirdi, anladın mı? Ailesine kötü açıklamalar yapabilirdi. Çocuğuna, babasına, kızına, kız kardeşine yapanlar var. Tabii. Hepsini yapabilirdi. Hayır. O kilit noktayı Hadise sağlıyor. Hadise bir çekerse elini bütün puzzle dağılacak. Bence Hadise'nin bu para harcamalarına rağmen. Valla ben de hassas ve maneviyatlı buluyorum. Ve anne Gülnihal Açıkgöz İstanbul'da yaşamak istemeyince küçük kızı Derya ile Belçika'ya dönmüş. Hadise'yi de işleri nedeniyle onlara eşlik edememişti. Ama şimdi yarışma bitti. Gidebilir. Gidebilir. Tatilde yapabilir. Ekstraları varsa onu ayarlayabilir ama küçük kızla gittik de büyük kız nerede, büyük kız? Büyük kız aldı paraları gitti diyorlar. Ya hiç mi valla insanda? Ama öyle hiç mi insanda bir şey olmaz ya? Yani ben olsam bu iddiaları yayanların hepsine dava açarım. Yani haksızsam. Tamam mı, haksızsam? Ha. Benim için diyecekler ki o, kız kardeşinin paralarını aldı çekti gitti. Oldu derim ya. Bir basın açıklaması tak yayınlarım. Peki ya yapmadıysam? Hemen dava açarım. Açmadıysam. İşte o tuhaf. Bu kadar iftiraya insan bir hate ne oluyor demez mi? Bu işte mi? Bir şey var. Var. Bu işte bir şey var. 64 bin çok fazla bir rakam yalnız. Kliniğe 12 bin dolar.
Ya psikiyatristler, psikologlar o kadar para alıyor mu? Ya tabii, seans başına şimdi Türkiye'de nasıl tarifeler vermek de doğru değil ama gerçek anlamda artık bir lüks 600-700 oldu. lira diye duyduklarım var. Evet, yani Saatli. 500 de var tabii ama 300'e yok artık Ama yani. yani 12 bin dolar ne ya? Özel bir Ama klinikte bir ama. yıllık o hayatım. Psikolojik destek. Değil Evet, mi? bir yıllıkmış. Yani yılda 1.000 dolar gibi bir şey oluyor. O da sanki makul gibi. Yani Ayda 1 dolar zaten gibi. Bin sağlığa dolar. verilen hiçbir şeye acımam yani. Sağlık Tabii için sağlık. veriliyorsa sonuna Annesinin kadar. şu demek şu. Hani orada yaşamasını istemek, İstanbul'dan uzaklaşmak istemek, tedaviyi kabul etmek istemek, iyileşmek istiyorum anlamına geliyor. Bu çok güzel bir şey. Babadan hiç haber almıyoruz. Değil Evet, mi? babadan hiç. Ben zaten onların hepsini üçü varmış gibi görüyorum. Hep üç, dört özür dilerim. Bak işte Ama hani babanın Hülya'yı şu an dişlerini yeni. yaptırmışlardı. Hani bak Evet. oradan hatırla. Yani babaya da verilen bir önem, Baba özen var. var. Baba da var. Evet, bir özen de var. Ama babanın sesi yok. Yani baba ölü taklidi. Evet. O Bazı durumdan ailelerde böyle öyle bir olmalı. şey var biliyor musun? Bazı aileler mesela ünlü değildir. Anladın mı? Bir toplumsal olay olur, bir şey olur, çıkar, her yere röportaj verirler. Bazıları mesela Susar. konuşması gerekir ama geride kalmayı tercih eder. Ben inanılmaz saygı duyuyorum öyle ailelere yani. Ben de bu işin, evet, senin dediğin gibi şöhretle ya da değil, karakterle ve tercihle doğru orantılı Evet. düşünüyorum. Konuşmayı tercih etmemiştir ya da konuşmayı tercih etmiştir. Bunların hepsine saygı duyuyorum ama sessizlik, ailedeki büyüklerdeki sessizlik bence tam anlamıyla hadisenin omzuna tutunsun, omzuna desteği versin, ona yeter. Çıkıp konuşması belki artı değil, eksi olacaktır çünkü bir süre sonra. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni Biz de ediyorum. öyle istiyoruz, Annesinin evet. de bu mutlu günlerine geri dönmelerini istiyoruz. İnşallah. Ailede bir arada olsun inşallah. Haydi bakalım. Şimdi başrolde Murat Boz ve Seda Bakan'ın oynadığı Öldür Beni Sevgilim filmi basın gösterimi yapılmış. Hep beraber bir izleyelim bakalım. Merak ediyorum bu filmi. Ben de bu filmi merak ediyorum. Fethiye'de çekilmiş film. Ah çok güzel. Tabii bol gişe diliyoruz ama bu ikiliyi nasıl buldun? Mesela ben Seda'nın oyunculuğuna bayılıyorum. Murat da çok sempatik bir televizyon Çok. karakteri. Ben inanılmaz bir şey çıktığını düşünüyorum. Fragmanı bir izleyelim mi? Ay, hadi bakalım, o zaman bize ne Fragmanı hazırsa bir konuşacağız? verelim bakalım. Öldür beni sevgilim. Hadi. Güzel. Öldürecek mi ya bunlar birbirlerini? Hayır ya. Ben Aşktan mı sempatik öldürecekler diyorum. acaba? Sempatik diyorum. Çok tatlılar diyorum. Cinayet filmi çıktı altından. Çekimler gerçekten çok keyifli geçmiş. Murat Boz diyor. Oralardan hiç dönmek istemedik. O da Fethiye'ye mi yerleşecek? Yeter ya. Yeter da O da hepiniz sanırım Ölüdeniz gidiyorsunuz. tarafı yani, değil mi? Fethiye Evet. gibi değil de Ölüdeniz gibi herhalde. Herkesi yakalayacak bir film diyorlar. Öldür Beni Sevgilim 1 Mart'ta sinema severlerle buluşuyor sevgili seyircilerimiz. Haberiniz Bakalım olsun. bu yeni gol, dijital platform golü Murat Boz Gidecek mi onlar orada? ekibinden de gidecek mi o tarafa? 5 yıldır evli olan bir çift onlar. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. Zaten 5. sene tehlikeli derler. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmış. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamış. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale geliyor. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremiyorlar. Birbirlerini öldürmeye karar veriyorlar. Bunun için uygun yollar arayan çift hem tehlikeli hem de komik hallere düşecek. Yok Allah artık. Allah. Okan ve Demet'i canlandırıyorlar. Murat Boz'u Okan, Seda'yı da Demet olarak göreceğiz. Bakalım nasıl olacak bu Okan'la İsimler Demet'in aşkı? öyle mi? Evet. Sinemaya gitmenize gerek kalmadı. Ben Sonunda söyle, sonu kim biliyorum. ölüyor? Kim ölüyor? Söylesene. Allah aşkına var mı? He? Ölüyor mu biri? Yani son yazmıyor tabii ki hayatım. Ama biz sonu biliyoruz sanki. Seda'nın söylediği sözler Genellikle güzel. onlar öldürüyorlar. Ölmüyorlar da neyse. Seda'nın sözler güzel. Murat gerçekten göründüğü gibiymiş diyor. Murat Boz ismi kaprisli bir isim gibi geldi. Biraz böyle neonlu, ışıklı bir isim yani Murat Boz. Ama kaprisli olmadı. Ben bir şey söyleyeyim. Murat Boz kaprisli deseler ben inanmam. Bir kere zaten Aslı Enver kaprisli bir adamla zaten birlikte olmaz bence. Evet yani ikisi de öyle sempatik ki Evet, gerçekten. yakıştıramıyorsun. Bazı şeyler işte ne kadar dersen de iftira da atsan, çirkin laflar da söylesen bazı insanları karakterini anlıyorsunuz, biliyorsunuz, yüzünden okunuyor ve ona asla Anlıyorsun. yakıştıramıyorsunuz. Konduramıyorsun, o Evet, önemli. iftiranızla kalıyorsunuz ortada. Peki, devam edelim mi? Edelim. Ne var sırada? Şarkıcı Leman Sam sahnesinde kendisine eşlik eden köpeğin zehirlendiğini öğrenince sitem etmiş. Aa, izleyelim. Ya nasıl güzel bir Çok köpek güzel bir ya. köpek. Yani nasıl masum, nasıl kıyıyorlar. Leman Sam,
Zehirlediler. Bu güzellik artık yok. Yer Bodrum lanet olsun demiş. Bu, ay çok üzüldüm. Bodrum konserinde sahnedeyken bir sokak köpeğinin ona eşlik ettiği bir görüntüydü. Daha sonra o köpeğin maalesef zehirlenerek öldüğünü öğreniyor ve Twitter'dan da böyle bir açıklama yapıyor. Zaten biz Leman Sam'ın ne kadar hayvan sever olduğunu nasıl şikayet mi edecekler? Hayır. Ay, yani ha. Hayır. Ona söylemişler zehirlendin ama. Bu yanlış. Evet, kaybetmemişiz yani. Aa, yaşıyor. Mobilya yaşıyor. Evet, mobilya yaşıyor. Tedavi altındaymış. Güzel. O zaman ya, bak lanet olsun Bodrum deyince sanki bu böyle sistemli bir şeymiş gibi bütün köpek sokak hayvanları ve köpekleri zehirleniyormuş gibi ben bir şey algıladım. Evet. Ama o kadar güzel bir açıklama gelmiş ki Gümüşlük Sokak Hayvanları sayfasından. Zehirlediği halde herhalde müdahale edildi. Güzel. Evet. Şarkıcıyı takip eden bir hayranı köpeğin ölmediğini duyurmuş. Köpeğin sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Instagram hesabı olmuş. İşte biraz evvelki okudum. Aman. O zaman peki Leman Sam bu zaten açıklamayı silmiştir. Evet. Tweet'te artık yok yazıyor işte. Öyle olunca kaybettik sandım yani. Evet, üzüldüm. Yani. Ben de üzüldüm ama evet. Zaten şu kötü yani zehirleme fikri yani o kabul edilemez bir şey. Aynen. Şimdi müdahale ediyorlar, kurtarıyorsunuz. Ya şu görüntüyü gerçeği tekrar verelim Allah aşkına. Leman Sam'la köpeğin görüntüsünü sahnede. Çok güzel. Çok güzel görüntüler. Şu hayvanlarla ilgili de yasa. Yani kaç yıldır konuşuyoruz. İnşallah çıkacak. Burada gün sayıyorduk hatırlarsanız geçen evet, sene. Maalesef. İnşallah çıkacak hala efendim. Hala çıkacak, bekliyoruz. İnşallah çıkacak hayvanlar. Gerçekten birçok insandan daha zararsız ve sevecen. Kesinlikle öyle. İlk eve gittim. Uyudum. Uyandığımda 100 tane cevapsız çağrı mesajlarla uyandım ve gerçekten Berkay'ın dediği gibi ağladım. Çünkü çok üzüldüm. Yani insan ünlü olsa da yıllardır belki bu haberlerle bu kadar çirkini, bu kadar pisliği değil ama belki böyle haberlerle muhatap olunca alışıyor zannediyorsunuz. Yani herkes bana mesaj atmış. Ece gül geç ya sallama ama öyle değil işte ya. Yani öyle bir iftira ki, öyle bir çirkin iftira ki. Karşı taraf evli, çocuğu var. İkinci çocuğuna hamile bir eşi var. Benim keza bir evladım var ki. VTR'lerde evlatlarımızı koymuşlar ekibim, benden habersiz. Ben hiç anneliğin arkasına da sığınmadım, sığınmayacağım. Bir hatam varsa da ben anneyim anneyim diye de ortalıkta gezmem. Oğlumun, evladımın yüzüne dimdik bakmak isterim. Şimdi gece yaşananları anlatacağım size. Dediğim gibi gerçekten sosyal hayatım yok. Bunu da böyle şeylik olarak söylemiyorum. Ha, kıza bak hep evde değil. Keşke çıkabilsem. Çıkanlara da çok özeniyorum. Öyle bir gücüm, halim kalmıyor. Evladımla ilgileniyorum. Eşim de gücümdeyim. Hafta sonunda çıkabilirsem de çıkıyorum. Doğum günü hafta içiydi. Saat 11.30 gibi evdeydim zaten. Annem de çok zorladı. Git dedi. Ben dedi bakarım Eymen'e. Ve gittim doğum gününe. Doğum gününün oturma düzenini karşımdaki hanımefendi yaptı. Bir cam bana ait. Evet. Ece'yi yanıma aldım. Ve Berkay benim yaklaşık 15-20 yıl yani arkadaşım ve biz birbirimizi Instagram'da bile takip etmiyoruz. Neden biliyor musunuz? Programda Berkay ile ilgili yaptığım eleştirileri hatırlayın. Berkay bana gıcık oluyor. Berkay beni belki de hiç sevmiyordu. Yani arkadaş olmama rağmen burada eleştirdiğim için bir antipatisi olabilirdi. Biz birbirimizi takip etmiyoruz bile. Ve dedi ki Bircan Bali, Berkay geliyor senin yanına oturacak dedi. Hayır dedim Bircan dedim ben şu an bak yemin ediyorum size ekmek kuran çarpsın o kadar yani. Berkay'la dedim şu an uğraşamam dedim. O kadar yayında konuşmuşuz. Şimdi yüz yüze başlayacak her şey. Tamam dedi. Ah bir baktım Berkay yanımda. Hatta pardon ilk Bircan. Evet, öncesinde dedim o zaman ben ortaya geçeyim dedim. Sen dedim hani Berkay'la konuşmak aynen istemiyorsan dedim Berkay benim sağımda otursun dedim. İlk Bircan oturdu. Berkay'ın ilk girdiği konu. Rain Man'i bu kadar koruyorsun bak dedi böyle böyle. Ama ay, ortada da bir ben can. Ben varım ortada da ben dedim ki. Cep telefonlarını gösteriyor işte mesajları gösteriyor falan. Bir can bir ara bir kalktı. Berkay yanıma oturdu. Ve o dakikadan itibaren bütün gece hiç abartmıyorum. Zaten görüntülerde de var. Aralıksız sohbet ettik. Aralıksız konuştuk. İlk konuştuğumuz konu Rain Man'di evet. Sonra ben eşiyle ilgili burada bir laf etmişim inanın hatırlamıyorum onunla ilgili. Hatta Özlem'le değerli eşiyle de FaceTime yapıldı bütün gece. Ve ben o lafımla alakalı da yayında daha evvel ettiğim lafla da ilgili kendisinden özürlerimi diledim.
Sonrasında pasta kesiliyor. Biz hala konuşuyoruz, hala konuşuyoruz. 11.30 gibi mekanı terk ettim. Sonrasında da zaten Berkay terk etmiş. Sonrasında müzikli olan, bakın yaklaşık 100 kişi davetli ve sonuna kadar müzik açık. Ve kimse kimseyi duyamıyor. Herkes zaten dansında ama biz orada sohbet ettiğimiz için birbirimize yakınlaşmış olabiliriz. Ben size görüntü de vereceğim zaten. O yakınlaşmayı, benden daha çok yakınlaşan kim biliyor musunuz gecede şeyle, Berkay'la? Bilal Özbilge. Ben o zaman şimdi Bilal Özbilge için cinsel eğilimi farklı mı diyeyim? Evet. Gerçekten ama. Doğru söylüyorsun, o kadar. Yani bir erkeğin ve bir kadının, ki iki ünlü insan bunlar. 100 kişi davetli, 100 kişinin 10'u gazeteci biliyor musunuz? Ben bu kadar geri zekalı mıyım? Ben bu kadar salak mıyım? Ben bu kadar iffetsiz miyim? Ben bu kadar namussuz muyum? Ben değilim. Ama bu haberi yapan namussuzdur. Bu haberi yazan şerefsizdir. Haysiyetsizdir. Eğer namusunuz olduğuna, haysiyetiniz olduğuna inanıyorsanız karşıma fotoğrafla gelin. Karşıma görüntüyle gelin. Koyduğunuz görüntüye bak ya. Bakın bütün gece böyleyiz. Versene şu görüntüyü Bilal. Bütün gece dördünüz bak, gibi gezdiniz zaten. Benim Bilal abim gibidir. Bilal Özbilge. Hep ve bütün gece ben Bilal'in dibinden ayrılmadım. Berkay, Bilal, Burcu, ben dördümüzdük. Gecenin ev sahiplerinden bir tanesi çok yakın arkadaşı olduğu için Bircan Bali'ydi. Ondan dolayı Murat da Bircan sürekli zaten yan yanaydı. Hep yan yanaydı. Onlar abi kardeş gibi. Ben de keza aynı. Bak bu görüntüde sevgili seyircilerimiz, ben gitmişim zaten. 11.30'da evimdeydim. Ben taksiden bile video atmışım ya. Arabadan bile. Biz bir de birbirimize bu gece olmasa da onu izleyiciye söyleyeyim. Çok artık özele girdik. Bu görüntü bu arada senin dediğin. Bu konuşma bak. Evet. O zaman Bilal Özbilge sana soruyorum. Berkay sana soruyorum. Olabilir. Nedir bu yakınlaşma? Karşında da Bilal Özbilge'nin eşi var. Nedir bu yakınlaşma? Müzikten duyamadığınız için bu kadar yakınlaşma doğru mu? Ya kusura bakmayın, gerçekten ilk başta bu tepkiyi verdim ama bir bakıyorum yorumlar. Evet, bunu da tekrar söylüyorum. Evet, bir yerde söyle. Görüntüleri çıkarmayan da şerefsizdir. Bu kadar da açık ve net söylüyorum. Ve Murat Karababa, yani gecenin sahibi. Aslında sonradan da bir görüntü daha çıktı biliyorsunuz. Bir dansçı. Onunla da ilgili sorumuz onu var. Onu da artık Murat söylesin. Evet, Murat söylesin. Çünkü bizim de şaşırdığımız bir görüntü oldu. Murat Karababa. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Ne doğum günü yaptın, başımız belaya girdi ya. Başımız vallahi belaya girdi. Murat'cığım, yaşananları anlatır mısın? Arkadaşlar iyi yayınlar bu arada. Merhaba herkese. Teşekkür ederiz. Tamam, merhaba. Şu gelinen noktaya bakar mısınız? Yani bir de sesim rahatsız, kusura bakmayın. Evet, biliyorum. Önce bunu da belirttik. Yani bir doğum günü önce buralara gelip kendi halimizde oturduk, eğlendik. Son dakika hiçbir şey karışmadım biliyorsunuz. Siz de az çok aynı şey. En son 7 dakika mı 8 dakika mı bir tane dansçı geldi. Dansçı da çok konuşuluyor şu an. Senin ne işin vardı ortamda diyenler var. Murat Bey, Murat diyeceğim yani, ne Bey, yayında olduğumuz için bir saygı göstereyim derim ama Murat'cığım, o dansçıdan senin bile haberin olmadığı söyleniyor. Sen de biliyorsun bunu. Bunu herkes biliyor. Evet. Buradaki herkes sen söyle biliyor. Yani ama sen söyle. 50-60 kişi daha biliyor. Hani ben hiç müdahale olmadım. Hiçbir şeyde müdahale etmedim. Gece sesin gelmiyor, duyamıyorum. Geliyor. Biz seni dinliyoruz Murat, ondan dolayı konuşmuyorum. Şunu söylemek istiyorum. Gayet güzel eğleniyorduk. Burası bir doğum günüydü. Başka şeyler de bahsediliyor. Bir yerlere gelinmek için bilmem ne, yok kullanılıyormuşum. Kullanıyormuşum. Ben 8 aydır uzağım biliyorsunuz her şeyden. Evet. Her yerde. Kendi halimdeyim. Bunu da kesinlikle kabul etmiyorum. Ben buraya da sizi çok seviyorum. Buraya da biliyorsunuz yani aslında buraya da bağlanmak. Yani bu tip işlere de girmek istemem. Ama bizim için bağlandığını da biliyoruz. Böyle bu gecede böyle bir şey yaşandı mı? Yani Berkay'la ben iddia edildiği gibi öpüştüm mü? Ay tövbe tövbe. Ben size bir şey söyleyeceğim. İçeride 60 kişinin, 70 kişinin elinde telefon. Bir tane şey çıkar, bir öpüşme çıkarsınlar. Herhangi bir öpüşme ya, karı koca. Ya herkesin elinde cep telefonu vardı. Herkesin elinde ve 10 tane basın mensubu vardı. Sen de biz konuştuk. Bircan'la da konuştuk. O zaman orada 60 tane haber çıkması gerekiyor. Tabii. Herkes, yani o kadar sesin içerisinde nasıl birbirimizi ifade edeceğiz? Tabii el kol temasları oluyor. Konuşuyoruz.
Yani bunun neresi ya, bu şu doğum gününe hala geldi. Aynen yani nereye öyle. Getirdiler? Ne yapmak istiyor onu da anlamış değilim yani. Ne yapmak istediklerini ama ben şimdi söyleyeceğim Murat'cığım. İsim söyleyeceğim. Ben konuyu affedersiniz bir saniye. Bağlayacağım, biraz da rahatsızım sesimden. Şu anda da hastanedeyim biliyorsunuz. Biliyorum. Evet, şunu söyleyeceğim. Olan en son gelen dağcıyla hiçbir alakam yok. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Jest yaptı, 7 dakika bile kaldı. Çıktı. Dansçıyla yani ilgili diyorsunuz. Hiçbirimizin haberi yok. Evet, hiçbirimizin haberi yok. Hatta ben o, sen beni çekiyorsun o sırada. Görüntüdeyim, dansçıyı görüyorum ve geri dönüyorum. Ki herkesin mesleğine saygım var. Ama dansçıdan da yani doğum günü sahibinin bile haberi yoktu. Ona bir jest yapılmış. Bunu da buradan söyleyelim. Çok evet. Teşekkür yani ediyoruz Murat Karababa. Günden beri konuşuyoruz zaten. Yani gülüyoruz yani. Burada çok acayip şeyler oluyor, anlamadım. Başka savaşlar var bu işlerde. Tabii anlamadım. Biz dost ortamı diye girdik. Aynen. Başka savaşlar çıktı. Başka savaşların içinde yani bu bulduk kendimizi. Ben içinde dahil olmam olmayacağım da. Biliyorsunuz tabii. 7-8 aydır da kenarlardayım zaten. Biliyorsunuz. Evet yani, tamam. Herkes tanıyor. Öpüyorum sizleri. Çok teşekkür ediyoruz Murat. Sağ ol. Başarılar. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili seyircilerimiz, çok özür dileyerek. Öncelikle bir reklam aramız var. Reklamların ardından atılan tweetle ilgili. Bu haberi ilk yapan internet sitesiyle ilgili güzel açıklamalarımız olacak. Doğru açıklamalarımız olacak. Yalan habere doğru yanıt vereceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Reklamların ardından tekrar canlı yayında sizlerle sevgili seyircilerimiz. Gecede olan davetler arasında Emsal Doğan da vardı. Hem işiyle gündemde olan hem de Burak Törer'in kız arkadaşı. Evet. Burak Törer de Murat Karababa'nın en yakın arkadaşlarından biliyorsunuz. Ve Emsal hattın diğer ucunda. Emsal Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Emsal Doğan'a hemen soracağım. Gecede yaşananlara biz zaten paralel oturuyorduk Emsal. Seni görebileceğimiz bir yere oturtmuştum. Karşımdaydın canım, benim direkt karşımdaydın. Ya aslında ben Instagram'da da paylaşmak istedim ama hani bu kadar çok senin olmadığımız için karışmak da istemedim. Hani illa bir açıklama gereği kendin bile duymadığın için. Aslında samimi olmadığımız için yapacağın açıklama çok önemli Emsal. Evet. Gece de neler gördün, neler yaşandı, bize çok az anlatır mısın? Tabii yani ben tabii ki siz çok hararetli konuşuyordunuz. Dünden beri benim de telefonlarım hiç durmadı. Bana da çok soran oldu, gerçek mi doğru mu? Yani dedim ki gerçekten böyle bir şey yok yani. Ben öyle bir şey görmedim. Asla aşırı bir samimiyet bile görmedim. Sadece gerçekten bir şeyleri çok hararetli konuştuğunuzu şahit oldum. Ama konuşulan gibi öpüşme, sarmaş dolaş. Gerçekten çok komik, çok üzüldüm senin adına canım benim. Çok teşekkür ederim. Emsal'cim, müziğin sesinden de biraz bahsedelim. Çok yüksek bir müzik ve burası bir bar değil sevgili seyirciler. Burası bir restoran. Burası bir restoran. O kadar yüksek ki yani herkes birbiriyle samimi konuşuyordu. Yani mecbur kulağına dayanmak zorundaydın ki birbirini anlayasın. Hı-hı. Gerçekten... Yani bir de bir şey daha söylemiştim. O kadar basın içinde de böyle bir şey zaten mümkün olamazdı. Olabilir mi? Bir sürü olamaz. Gazeteci muhabir arkadaşını çağırmış Murat Karababa. Gazeteciler yani keza bir sürü. Bilal oradaydı. Bilal Özbilge yanımdaydı. Yani abim evet. Gibi yanından ayrılmamışım bütün gece. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten geçmiş olsun. Tekrar söylüyorum. Hiçbir şey yok. Yani söylendiği gibi, abartıldığı gibi hiçbir olay yok. Öyle olsa orada herkes herkese beraber olması gerekiyordu yani öyle. Peki. Bir şey. Evet, her kulaktan kulağa konuşan öpüşseydi evet şu an bayağı bir maşallah. Teşekkürler Emsal'cığım. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Şimdi benim için kullandığı fotoğraf verelim. Kimin? Medyada çıkan fotoğraf. Herkes bunun üzerinden konuştu sevgili seyircilerimiz. Fotoğrafı vereceğiz şimdi, sizlerle paylaşacağız ve bu fotoğrafın yakınlığıyla ilgili. Gerçekten inanılmaz bir yakınlık. Korkunç bir yakınlık. Allah'ım ve yan yana gelmişler. Şimdi sevgili seyircilerimiz, bu fotoğrafı soruyorum size. Berkay'la gerçekten yüksek sesli, müzikli bir ortamda ve onunla ilgili konuştuğumuz konuları biliyorsunuz. Arda Turan olayı, işte Rayman olayı. Bunlarla ilgili bütün gece konuşup hatta eğlenmeme bile engel olan bir evet. Sohbet gerçekleşti. Evet, evet. Bunu açıklamak zorunda olduğum için de gerçekten utanç duyuyorum. Çok saçma bir şey. Ve bu görüntünün daha fazlası dediğim gibi Bilal Özbilge ve Berkay arasında yaşandı. Bircan Bali ile de yaşandı. Videoya çekmemişim, çok özür diliyorum. İlk gece zaten ilk beni mahvetti, beni ilk benimle konuşuyordu. Bir de Berkay'ın bir huyu var, onu söyleyelim, konuşurken karşısındakinin şarkıcı refleksiymiş. Evet. Kulağını kapatıyor.
Daha çok duyun ve diye. Ve kulağının içine kulağının doğru içine konuşuyor. Kulağının içine doğru konuşuyor. Dış sesi kapatıyormuş öyle. Evet. Ben de ilk defa duydum. Berkay'ın bahsettiği gazeteciler, sözde gazeteciler. Kim biliyoruz sizi? Hepinizi biliyoruz. Hepinizi ifşa edeceğiz. İlk ifşamı yapmak istiyorum hatta. Gazete Magazin diye bir site açmış. Evet. Sadece kendi arkadaşlarını, sadece kendi dostlarını koyuyor. TV8'de yorumcu bu şahıs. Eylem İpek. Yaşar kızdı bana, niye benim adımı yazdın dedi. De Yaşar İpek'in kız kardeş demeyince de çok da tanınmıyor. Eylem İpek kendi internet sitesini açıyor. Berkay ile ilgili bugüne kadar hiç iyi bir haberin girmediği Gazete Magazin'de, bir tane iyi bir açıklamanın yayınlanmadığı Gazete Magazin'de ne hikmetse Arda Turan ve eşini ve eşiyle ilgili, eşiyle alakalı neler neler yedikleri yemekler, içtikleri kahveler, Aslan Doğan Turan neredeyse, çok özür diliyorum, tuvalete giderken bile fotoğrafını koyacak Gazete Magazin. Şu fotoğrafa girelim, evet. Bakın. Ha, ekranda mı? Ya bir tanımıyor ya sevgili seyircilerimiz. Bak, bu Eylem İpek, Gazete Magazin'in sahibi, o yazıları yazan. Selin İmer, Mustafa Ceceli'nin eşi. Aslan Doğan Turan, Arda Turan'ın eşi. Soruyorum, madem bir magazin sitesi yapıyorsun, madem bu haberleri TV8'de yorumluyorsun, ya seni tarafsızlığa davet ediyorum. Alişan benim çok yakın arkadaşım, kardeşim. Daha iki gün evvel burada çok fotoğraf koyuyor, çocuğun fotoğraflarını koyuyor diye eleştirdim. Neden taraflı davranıyorsun Eylemciğim? Yani Aslan Doğan, Turan. Tamam, Berkay şu an bağlanmak istiyormuş. Sevgili Berkay'ı bir arayalım, yayına o da katılsın. Yani sadece söyleyeceğim şey, bu kirli oyuna, ay keşke beni alet etmeseydiniz. Ya bizim bir gücümüz var. Instagram gücümüz var, masa gücümüz İyi var. İyi de gazetecilik böyle konuşan mi? Konuşan bir kadınım. Hani yakın arkadaşım değil. Diye. Tayyar abi, Işık Saçan. Eskiden biz Beyaz TV'de birlikte çalışıyorduk Tayyar Işık Saçan'la. Tayyar abi sabahın dördünde bir tweet atıyor. İki buçuk. İki buçuk mu? Tabii, gece iki buçuk. Da atıyor. Ben o saatte uyuduğum için. Biz onu. Hamlet'in Hadi. Türkçe anlamı. Kimsenin bulunmadığı kapalı yer, ıssız yerde baş başa kalma. 100 kişi var, onu basın. Eşlerin sahi bir nikah akdinden sonra kimsenin göremeyeceği ve istekleri dışında kimsenin giremeyeceği kapalı yerde yalnız başlarına kalmasıdır. Tayyar abi, bu tweet'i sonra sildi. Abi diyorum, hala abi diyorum. Ama bir algı operasyonu var. Ve bu algı operasyonu, diyorum ki o zaman bu tweet atıldı, sonra silindi. Sonra bir açıklama yaptı. Videosunu paylaştım. Görüntülerde diyor ki, ya yakın konuşuyorlar. Evet, biz bunu inkar etmiyoruz ki zaten. Sen de yakın konuşuyordun. Kırmızılı bir kadın vardı yanında Tayyar abi, hatırlıyor musun? O zaman ben de diyebilirim. Tayyar Işık Saçan'ın yanındaki kırmızılı kadın kimdi? Neden buraya doğru konuştu? Acaba öpüşüyorlar mıydı? Ben de diyebilirim bunu. Ama demem. Demem. Neden iftira atayım? Neden insanların namusuyla ilgili bu kadar kolay konuşayım? Berkay hattın diğer ucunda. Berkaycığım, geçmiş olsun. Günaydın. Bir şey yok ya, geçmiş olsun diyecek. Yani evet, sen dünden beri Özlem'le yani, birlikte... Çok fazla ben niye konuşmak istedim biliyor musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Senin programı dahil olmak üzere Bircan, öpüyorum seni de bu arada. Canım, şey hoş geldin. Hemen onu da ver. Öpme Berkay, öpme. Sonra konuşayım. Şimdi senin programı dahil olmak üzere birçok programda haddinden fazla... Bazen haddini aşarak insanlar bizi eleştiriyorlar. Evet. Bu senin programında dahil. Doğru. Ki ben seninle o geceye kadar da sana biraz kızgındım. Biz o gece iyi ki biz seni görmüşüm. Ve iyi ki o gece konuşmuşuz. Çünkü söylemek istediklerimi söyledim. Son derece rahatladım. Fazlaca. Hı hı. Ama şöyle bir durum söz konusu. Mevcut olayda gerçekten konuşacak hiçbir şey yok. Burada benim tek düşündüğüm şey şu Aziz'im. Şimdi senin ben üzüldüğüne kendim net şahit olduğum için şu an bağlanıp şunu söylemek istiyorum. Burada yapılmak istenen çok net bir şekilde ortada. Ama sıkıntı şu, ben kendimi şöyle
nitelendiriyorum. Ne yaparsanız yapın, ben girdiğim yoldan ya da yapmak istediğim şeyden vazgeçmeyeceğim. Bu net ortada. Ben zaten bunu karşıma aldığımda olabilecek her şeyi düşünmüştüm ve olabilecekleri de biliyordum. Ha, bu son olmayacaktı. Bunun gibi yüzlerce şey çıkacak. Hiç de sıkıntı değil. Bizim bulunduğumuz yerde 30'dan fazla insan vardı. Yani herkes oradaydı. Herkes arasında tek tek sorsunlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bir kere ben kendimi biliyorum. Sen kendini biliyorsun. İnsanlara kendini anlatmaya da çok fazla çalışmamak lazım. Çünkü evet, insanlar anlamak istediğini anlıyorlar. Yani mesela en basitinden yaşadığın bazı olaylarda haklı da olsan, görüntü de olsa, ses de olsa, her ne olursa olsun insanlar hala konuşmak istediğini ve söylemek istediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla kendini anlatma çaban bir yerde boşa geçiyor. Ben senin programına dahil olmak üzere hiçbir programa bağlanmadım. Evet. Hiçbir zaman. Ama şu an bunu söylemeyi niye istiyorum biliyor musun? Ne yaparsanız yapın. Burada görüntüde göstersen, videoda göstersen, konuşsan da insanlar hala konuşmak istediğini, duymak istediğini, bunu konuşuyorlar. Yani biz Bilal'le de gece konuştuk. Bilal'im ben neredeyse ensesini öpeceğim yani. Aynısını söyledim. Evet. Yani saçmalığın zirvesi ama sıkıntı yok. Ben şimdi az çok takip edebiliyorum neler oluyor, neler bitiyor. Benim huzurumla alakalı ya da mutluluğumla alakalı gram bir eksilme yok. İşimle gücümle alakalı gram bir eksilme yok. Yani ne yapmak isterlerse istesinler, hiçbir şeyi beceremiyorlar. Sadece suyu bulandırıyorlar. Ben dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Haklı olan insanın herhangi bir konuyu anlatmak için ya da ispatlamak için acelesi yoktur. Haklı sabreder. Haksız da suyu bulandırır. Pislik yapar. Niye? Haksızlığını bir an önce örtbas etmek için. Bu kadar basit. Yani isteyen istediğine inansın. Sen de kendi kafanda olan hiçbir şeyi yorma ve üzülme. Senin de bir evladın var. Allah sana bağışlasın. Benim evladım var ve biliyorsun hiçbir şekilde nafakayı zamanında ödemeyen, icra ile aldığım, hani maddi olarak da söyledikleri için yani, görmeyen bir dakika sana. Ne olur Berkay, çok önemli. Tamam, çok önemli benim için. Biliyorsun hassasiyetimi. Görmeyen bir aile var ve o aile şu an ayda 2 gün yatılı almak için dava açmış. Dün onu konuştuk. Benim mahkememi etkiler mi? Ne olur? Acaba bundan mı yapılıyor? Sonra okların sana döndüğünü gördük vesaire. Hani seninle alakalı, çünkü ilk yapan sitenin amacını biliyoruz. İlk yapan sitenin amacı derken hayatım, ilk yapan site zaten nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Biz o kızı, yani o kız hatta bir arkadaşımızın düğününde gelip abicim dedi ya, özür dilerim dedi. Hı. Ben de hala mesajları duruyor. Yani, özür dileyen kız bütün gece ne açıklayacağım beni kaç tamam, kişi aradı, engel olamayacaksınız deyip sonra kaynak başka bir gazeteyi gösterdi. Yok korkudan. Yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kız ya ben insanların kötü olduğunu inanmak istemiyorum. İnanmamalı. Ama maalesef her insanın içinde olan kötülükten biraz daha fazlası bu kızın içine var yani. Maalesef. Biz bu kızı bir arkadaşımızın kardeşi diye sürekli sevdik, saydık. Kendisi eşiyle birlikte bir arkadaşımızın düğününde yanımıza geldi. Ve ben de hala mesajları durur. Güzel kardeşim diye ona da söylerim her zaman. Ama maalesef bu kız hep kötü şeyler yapıyor. Ama yapsın, problem değil. Ben çok herkese acı. Allah'a havale ediyorum. Neyse, benim davamla geldiğinde... da ilgili bir şey dipnot Berkay'cığım. Çünkü her şeyi kullanmak isteyen bir taraf olabilir. Dün senin Özlem'le yaptığın açıklama zaten her şeyi açıklıyor ama davamda da benle birlikte olacağını tekrar söylersek yayında en azından mesajımızı da vermiş oluruz. Ben şunu net söylüyorum. Bak Ece, senin evladınla alakalı bizim ya da benim herhangi bir şeye sebep olma ihtimalim varsa, sözlü, yazılı, görsel, herhangi bir şekilde istediğin yerde, istediğin zaman bulunabilirim.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Net söylüyorum. Yani benim yani sürekli nasıl diyeyim, böyle bir şeyi eşeliyorlar abi. Devamlı eşeliyorlar. Yani sıkıldım artık. Hani bizi bir bırakmaları lazım. Yani beni bir böyle diyorum ya, dün salmaları lazım. Bir bırakın beni. Şimdi yani izliyorum, görüyorum ve duyuyorum söylenenleri. Hı hı. Bazılarının taktiği bu. Yanlış anlamasanız çok özür dilerim. Bir dakika söylüyorum. Berkay çok özür diliyorum. Tayyar Işık Saçan bir yere bağlanmış. Demiş ki biz, hı, o mesajı Berkay ile birlikte attık demiş. Ha şöyle. Tayyar abinin attığı mesajla alakalı konuşayım. Tayyar abi dışarıdan... Tablete gireceklermiş. Dışarıdan gazeteciler... Abi içeride böyle bir şey var mı diye soruyor. Heh. Tayyar abi de makarasına bana soruyor. Ulan ne yapıyorsun hesabı? Abi diyoruz. Ben yan yanayız bu arada. Makara olsun diye kendisi o mesajı atıyor ama maalesef kendisi de zaten dün söyledi. Biraz saçmaladım, samimiyeti abarttım dedi. Senin haberin var mı bu tweetten? O halvet kelimesi dedi, yanlış anlaşıldı dedi. Yok, attıktan sonra oluyor. Konuşuyoruz yani. Yanlış anlaşılıyor dedi. Ben dedi sileceğim dedi. Abi dedim, saçmalamışsın zaten. Hayır, zaten sonra siliyor. Evet, Tayyar abiyle zaten biz dün konuştuk. Yani dışarıdan soranlara o cevaben yazıyor. Yuh diyor yani artık hani orada bir... Bunu mu düşünüyorsunuz diyor. Aynen, onu demeye çalışıyor ama işte bu ülkede biliyorsun kinayla yanlış anlaşılıyor. Ben de, yani bir milyar dediğinde insanlar bir milyarla geçindiğimi ve bunu beyan edebileceğimi düşünmüşler. Yani ben her şeyin amaca ulaşmak için yapıldığını farkındayım. Ama işte görüyorsun hiçbir şey olmuyor. Aynen öyle. Doğru olan 9 köyden kovuyorlar Ececiğim. 9 köyden. Ama ben 9 köyün de peşinde değilim. Ben 10. köyde söz sahibi olmanın peşindeyim. Allah izin verirse bugün değil, bir gün her şey ortaya çıkacak zaten. Bütün konularla alakalı. Evet. Ben mesela susmak istemediğim için bana yanlış gelen her konuyu net bir şekilde dile getirebiliyorum. Bunun için de sürekli küfürler yiyorsun, hakaretler yiyorsun. Sosyal medyadan insanlar sana olur olmaz şeyler yazıyor. Benim şu an 60'tan fazla davam var sadece şu sosyal medyadan edilen küfürler yüzünden. Peki yani, peki Berkay'cığım, son tekrar onu vurgulamak istiyorum, sormak istiyorum. Çünkü başka bir programa bağlanmış Tayyar Işık Saçan ve diyor ki Berkay ile birlikte attık o tweet'i. Yani o çirkin yazıyı senle attığını söyle. Onu tekrar düzeltirsen ne anlatmak istediğini. O öyle değildir. O öyle değildir. Ya Ececiğim bak, dün birçok video paylaşıldı. Evet. O geceyle alakalı. Ben gecede kaldığım tüm saniyelerin görüntülerini kendim gittim aldırdım avukatım aracılığıyla. Daha önemlisi benim olmadığım anlar, o gecede olmadığım anlar oradaymışım gibi servis ediliyor. Yani onun için Tayyar'ın ben yanındayken atması ya da sonra atmasının gerçekten hiçbir önemi yok. Ama sana olayı tekrar söyleyeyim. Tayyar bu tweet'i attıktan sonra zaten biraz saçmaladığını fark ettiği için zaten sildi. Zaten bizimle sildi. Konuştuk. Evet, ben de biraz öyle abi dedim. Kızmışlar bana, abi nasıl diyorsun ama saçmaladığını kabul ediyor. Tayyar Bey diyeceğim tekrar. Yok. Hayır. O şimdi. Peki Berkay'cığım, reklama girmemiz gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Teşekkür ediyorum. Son tekrar noktayı koydun zaten. Altını çizerek belirtiyorum. İnsanlar beni bir bırakması gerekiyor. Yani bir bıraksınlar, işim gücümü yapayım. Yani ben işimle gücümle geçen sene toplasan 3 gece dışarı çıkmamışımdır, 5 gece dışarı çıkmamışımdır. Her çıktığımda bir yerimden tutup çekip bir olay çıkartmaya çalışıyorlar. Ama olmuyor yani, olmuyor. Özlem'e selamımızı ilet. Beni bırakmaları gerekir. Teşekkür ediyoruz Berkay bağlandığınız için. Çok teşekkürler. Dikkat edin kendine. Sen de. Reklamların ardından tekrar devam ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, herkesle ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Benim mesela işte dün çıkan iftira ile ilgili Emre Aşık'ın eşi bile kendisiyle bağdaştırmış. İşte bana iftira atarsanız böyle olur vesaire gibi paylaşım yapmış. Komik. Yani aslında cevap vermeyecektim ama sadece şunu söyleyeyim. Benim durumumda Berkay açıklama yaptı. Tweet atan açıklama yaptı. Haberi yapanların ne olduğu belli. Benim açıklamam var. Senin durumunda çok farklı. Eşin arkanda durmamış zaten.
Yani eşin bir açıklama yapmıyor. Yakalandığın kişi böyle saklıyor ve açıklama yapmıyor. Lütfen ayrı tutalım. Birbiriyle hiç denk değil. Bu arada sevinen haberlere mutlulukla mesajlar atan, ay akşam akşam ne güzel haberler aldım diyenlerin de bu haber elinde patlamış oldu. İlginize, sevginize, saygınıza çok teşekkür ediyorum. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Gerçekler zaten ortaya çıkıyor şahitleriyle ve taraflarla. Peki bize abone olmak istiyorsanız, bizi izlemek istiyorsanız YouTube'daki kanalımız Söylemezsem Olmaz. Mutlaka abone olun ve abone olmayı unutmayın. Biz hayatımıza gerçeklerle devam edeceğiz. Bye bye.